Bu olayı ve terörü kınamak için Tunceli'nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli'nin bir cumhuriyet kenti olduğunu, bir hoşgörü kenti olduğunu, bir medeniyet kenti olduğunu ve bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak için, teröre direnmek için, terör örgütlerine direnmek için bugüne kadar Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi gerçekleştirerek hayatımız pahasına irademizi ortaya koyacağız ve cuma günü Tunceli'de teröre hayır demek için yürüyüş yapacağız. Ve bu yürüyüşümüze parlamentomuzda görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum. Çünkü terör Türkiye'de bir siyasi partinin sorunu ve meselesi değil. Terör Türkiye'de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur. Bu konuşmayı buradan İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in batıdaki bir ilin milletvekili yapması kendine göre siyaseten kolay olabilir. Ama ben terör örgütlerinin yoğun bir şekilde eylem yapabilir halde olduğu bir kenti milletvekiliyim. Ve terör örgütlerine meydan okuyoruz. Bu ülkede herkes özgürce yaşamalı, herkes özgürce düşünmeli ve insan hakları, evrensel değerler herkes için geçerli olmalı. Ve bugün burada emniyet teşkilatımızın sosyal hakları ile ilgili kanun teklifinin sahibi olarak bu konuşmayı yaparken emniyet teşkilatımıza 15 Temmuz'un başarısı için, 15 Temmuz'un hatırası için sahip çıkılarak emniyet teşkilatımızın sosyal hakları ile ilgili, kadrolarla ilgili sorunların çözümü ile ilgili sizden destek ve yardım bekliyorum. Bakın ben Tunceli milletvekili olarak emniyet teşkilatımızın sosyal haklarına sahip çıkacak cesareti gösterip bununla ilgili kanun verebiliyorsam, sizlerin de siyasi düşüncenizi CHP'li bir milletvekilinin verdiği kanuna evet demek doğru değildir düşüncesinden kendinizi kurtarıp oy vermenizi rica ediyorum. Yani emniyet teşkilatımız ölmekten ve şehit olmaktan korkmuyor. Emniyet teşkilatımız emekli olmaktan korkuyor. Çünkü emekli olunca gerçekten yaşamını devam ettirebilecek bir emekli maaşını alamaz durumda. Yani buradaki amaç, tabii ki kolluk kuvveti olarak ben jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının almış olduğu maaşı eleştirerek değil, aynı şekilde görev yaptıkları için ve riskleri, görev anlayışları ve görev yetkileri ve sorumluluk alanları aynı olduğu için eşdeğer maaş almaları gerektiği düşüncesindeyim. Yani jandarma genel komutanlığında, sahil güvenlik komutanlığında, emniyet müdürlüğü kadrosundaki bir personelin kadrosu neyse eşdeğer maaş almalıdır. Değerli milletvekilleri, her şey siyaset değil. Gün gelir, siyasetin dışında da yaşama yine akarız. Siyasi görevlerimizi bıraktıktan sonra da normal hayatımıza devam ederiz. Ama önemli olan, siyaset yaptığımız süre içerisinde gerçekten kendi değerlerimizden taviz vermeden siyasi görevi yaptığımız süre içerisinde iz bırakmaktır. Sizden ricam, gelin bu parlamentoda bir ilki gerçekleştirin. CHP'li bir milletvekilinin verdiği kanun teklifine evet oyu vererek bu parlamentonun ortak akılda ve ortak duygularda paylaştığı ve bir araya geldiğini bütün Türkiye'ye